Kastamonu'da geçim sıkıntılarından dolayı okulu bırakıp çalıştığı restoranda aşçılığı öğrenen Bülent Maden, hazırladığı yöresel yemek ve eğlence videolarıyla sosyal medyada fenomen oldu. Kastamonu'da yaşayan 32 yaşındaki Bülent Maden, ailesinin maddi problemleri sebebiyle 16 yaşındayken okulu bırakmak zorunda kaldı. Ailesine yardımcı olmak isteyen Maden, restoranda işe girdi. Restorandan ayrıldıktan sonra sosyal medya platformları için içerik üretmeye başlayan Maden, hazırladığı eğlenceli yemek videolarıyla milyonlarca kişi tarafından beğenildi. Artık güçlüklerinden doğru okulumu bıraktım. Lise 2'den terk. Çok akıllı bir öğrenciydim yani. O yüzden Okul hayatım böyle geldi geçti. Annem, gir, babam gir pazarcılık yapardı. Ben onlar gelene kadar yemeklerini yapardım, temizliklerini yapardım. Ondan sonra e, böyle bir atçı yerine girdim. Atçılık yapmaya girdim. Orada çok yemekler, çok çeşitler öğrendim. Ondan sonra bugün e, işten çıkınca oradan artık YouTube kanalına girdik. E, yavaş yavaş e, 200 oldum, 300 oldum, 400 oldum, 1000 oldum. 1000'i... 10 gün içinde oldum ve 1000 olunca para kazanmam açıldı YouTube'da. Ondan sonra para kazanmam açılınca baktım devamlı gidiyor yani akıntı gibi gidiyor yani anlayamadım. Bir anda herkes o ona paylaşmış o ona paylaşmış YouTube'da bir çocuk var çok komik bilmem ne demek şöyle diye diye bugünlere kadar geldik yani nasıl diyeyim ama çok sevdiğim insanlar oldu YouTube'da. Ondan sonra kardeşlerim, bacılarım, annelerim, bana destek verenler Allah razı olsun çok çok destekçiler oldu. Bülent sen bizim psikiyatri ilacımız gibisin diyorlar. Ve doktordan psikiyatri ilaçlarımızı bıraktık senin sayene diyorlar. Sen bizi güldürüyorsun. Sen bizi çok memnun ediyorsun dediler. Neyse böyle böyle şu anda YouTube kanalım Allah'a şükürler olsun büyüdü 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 gitti YouTube'un sayesinde çok güzel yerlere geldim kendimi çok güzel e, geliştirdim yemek konusunda şey olsun zaten ondan sonra Allah'a şükürler olsun eski sıkıntılarımız bir tarafa gitti şu anda güzel bir yaşantımız var. Arabam olsun, evim olsun yani her şeyimiz ve Allah'ıma şükürler olsun. Hamd olsun Rabbime. Hala video çekmeye, yemekler yapmaya devam ediyorum. Yani Allah'ıma şükürler, Allah'ıma şükürler olsun. Rabbim ömür verdikçe de devam etmeye çalışacağım YouTube kanalıma. Yani şöyle söylerler. Ben YouTube kanalı açınca gerçekten eş dost edinmeyi çok öğrendim yani. Anlatabildim mi? Yani gerçekten çok iyi insanlar, çok temiz kalpli insanlar. Annelerim, bacım hep bana dua ederler yani. Her akşam benim çekimim olduğu zaman herkes böyle fotoğraf atar. Bülent Bey seni izliyoruz. Bülent Bey şu anda kızım seni izliyor. Annem seni izliyor. Hiçbir şey unutamıyorum. 96 yaşında bir teyzemiz varmış. Bu teyzem devamlı Bülent çıksın da ben Bülent'i izleyeyim diye devamlı devamlı beni izlermiş ve ben ona geçen e, böyle bir ara mesaj göndermişim. Teyzeciğim çok teşekkür ederim beni izlediğiniz için falan diye. Böyle böyle bir şeyimiz oldu. Büyüdükçe büyüdük. Büyüdükçe büyüdük. Kitlemiz oluştu. Allah'ıma şükürler olsun. Çok teklifler geldi. Ondan sonra ne teklifleri diye soracaksın. Televizyon teklif teklifleri olsun. Online reklam teklifleri olsun. Yani nasıl anlatılır? Çok şey geliyor ama ben hiçbirisini aldırış etmiyorum. Yani. Ee, bazı kanallar yeni açılıyorlar. İzlenme sayıları olmuyor. Bunu insanlarımız pes ediyor. Anlatabildim mi? Yani hiç pes etmeyin. Siz devamlı video atın. Devamlı videolar atın. Devamlı videolar çekin atın. Yılmayın, üşenmeyin. Devamlı da yapın yani. Hiç pes etmeyin. Rabbim herkese nasibini bir koşulasa ayırmıştır yani. Anlatabildim mi? Hiç pes etmek yok yani. Siz yola devam. Bütün gençlere önerim budur yani pes etmesinler. Çok takipçim geliyorlar Bülent. Sen böyle bir yer alsan da biz de senin güzel yemeklerini yemeye gelsek diyorlar. Anlatabildim mi? Yani böyle bir projemiz mi diyeyim artık? Böyle bir projemiz var gibi.